İnsan kendini nasıl bilebilir? Kendini bilerek Rabbini nasıl bilir? Bunun üzerinden gidelim isterseniz. Eyvallah. Bu çok meşhur bir söz hocam. Hatta birçok kaynakta bu rivayet olarak, hadis metni olarak geçer ama sıhhati tartışmalıdır. Bununla birlikte birçok şey noktada da karşımıza şunu çıkarır. Yani Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki şöyle bildirilmiş. Yani Allah-u Teala iki cihanı, dünyayı ve ahireti Beni Adem için, insanoğlu için yaratmıştır. İnsanoğlunu da kendisini bilmesi, tanıması, en güzel şekilde kulluk edebilmesi için dünyaya göndermiştir. Mülk suresinde geçiyor biliyorsunuz ki hanginiz daha güzel tavır sergileyeceksiniz diye ölüm ve hayat yaratıldı. Dünya ve ahiret var. Ve Kur'an-ı Kerim bize sık sık tefekkürden bahseder. Tefekküre işaret eden ayetler vardır. Ama genel anlamda tefekkürden bahsedildiğinde bizim aklımıza hep zahire bakarak, alemdeki Hakk'ın işaretlerine bakarak, onun keremini gözleyerek, cömertliğini görerek, nimetlerine bakarak Hakk'a ulaşmayı anlarız tefekkür dendiği zaman. Oysa biz bu ifadeden anlıyoruz ki insan kendi içine yapmış olduğu yolculuk neticesinde de Rabbine ulaşabilir. Bu nasıl olabilir? Mesela Ebul Abbas Mursi 13. yüzyıla ait olan bir tasavvuf büyüğüdür. O bu söz hakkında şöyle bir yorumda bulunuyor. Diyor ki yani kişi kendini bildiğinde Rabbini bilir. Ama diyor kişi kendini acziyetle bilirse, noksanlıkla bilirse, fanilikle bilirse, acziyetle bilirse ve bunun mukabilinde de Hakk'ı mutlak kerem sahibi, mutlak vücut sahibi, baki olan hayyü la yemut olarak tanırsa, bize verilen bütün nimet ve özelliklerin onun katından gönderilmiş birer cüz olduğunu idrak ederse ki mesela biz diyoruz değil mi, cüz'i irade, külli irade sahibi çünkü Allah-u Teala. Onların onun katından birer parçacık, birer cüz olduğunu idrak ederse, kendisinin fani Hakk'ın baki olduğunu idrak ederse, işte diyor o şekilde kendini bilen nefis, kendini bilen kişi böbürlenmekten, kibirlenmekten, şükürsüzlükten, hadsizlikten, şımarmaktan beri olur. Yani bunlardan imtina eder. Dolayısıyla da kendini bilen Rabbini bilir demek istiyor. Ankara'ya gelmişken Hacı Bayram Veli'den bir örnek vermek de lazım. Anmak evet. isterim kendisini. Bilmek ister isen seni, can içre aracağını, geç canından bul anı, sen seni bil, sen seni diyor. Yani kişinin kendini bilmesi birinci adımlar. Evet.